Tüm Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz tasarımı bana ait olan robadan başlamalı tığ işi bebek yeleği çalışması yapacağız. Ben bu bebek yeleğini örerken bebeğin önünden birazcık kalın 4 mm de tığ kullanmaya uygun bir ip kullandım. Arkadaşlar sizler de tığ işi yelekler öreceğiniz zaman ipinizin üzerinde yazan tığ numarasından bir numara büyük tığlar tercih ederseniz daha yumuşak bir örgü elde edersiniz. Şimdi benim bu yeleğim bu haliyle 6 aylık bebeklere uygun. Belki daha büyüklere de olabilir fakat onu bilmiyoruz. Çünkü her bebeğin yapısı farklı. Fakat bugün biraz daha kalın ip ve bir numarada tığımı büyüterek aynı sayılarla biraz daha büyük bir yelek elde etmek istiyorum. Sizler de aynı şekilde kendi kullanacağınız iplerin bir numarada büyük tığ kullanarak ölçümüzü büyütebilirsiniz. Hazırsak eğer hemen yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, başlamadan önce iplerim hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu şekilde iki renk kullanacağım. Yumuşak koton bir iplik kullanacağım. Üzerinde 3-4 mm tığa uygundur yazıyordu. Fakat ben daha yumuşak olması için 5 mm tığ kullanacağım. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle robamızın ilk sırasını çalıştım ve onu size anlatmak istiyorum. Zaten roba çalışmasını bilen arkadaşlar biliyor. Yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla anlayabileceklerini düşünüyorum. Robamız için 66 tane zincir çektim ve bir tane de kenar için zincir çektim. Kenar zincirini çektikten sonra birincisini değil ikinci zincirin içerisinden batarak bir tane İkili trabzan yaptım ve o bir zincirimizi trabzan olarak kabul etmiyoruz. Daha sonra önlerimiz için 9 tane ikili trabzan yaptım ve bir tane V çalışması yaptım. V çalışmalarımızı buradaki trabzanlarımızı sayarken hesaba katmıyoruz. 9 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra hemen sırada gelen zincirimizin içerisine bir ikili trabzan, 2 tane zincir, bir ikili trabzan yaptım. Daha sonra yine V çalışmamızı saymadan 14 tane kolumuz için ikili trabzan yaptım. Tekrar sırada gelen zincirimizin içerisine bir V çalışması daha yaptım. 2 tane ikili zincir arasında pardon, 2 tane ikili trabzan ve arasında 2 zincir olmak üzere. Arka çalışmamız için yeleğimizin arkası için de 16 tane ikili trabzan yaptım ve tekrar bir V çalışması yaptım. Daha sonra yine 14 tane ikili trabzan kolumuz için tekrar bir V çalışması ve 9 tane de yine önümüz için ikili trabzan yaptım. Şimdi buradan sonra birlikte örmeye devam edelim. Bir tane zincir çektim. Arkadaşlar kenarlarda genelde 2 zincir, 3 zincir çekerek dönüyoruz. Fakat her defasında burada başlangıçtakinin dibine battığımız zaman 2 tane trabzan varmış gibi oluyor ve arttırma yapabiliyoruz. Yanındaki trabzanın üzerine battığımız zaman burada bir açıklık oluşabiliyor. Diğer sırada olmuyor. Bir sırada bir açıklık oluşuyor. Diğer sırada oluşmuyor. Şimdi arkadaşlar köşelerde bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle ben yeniden çekeyim. Bir tane zincir çekelim, çok sıkı olmasın. Şu şekilde örgümüzü döndürelim. Hemen ilk, bakın şu bizim zincirimiz. Hemen ilkinin içerisinden batarak bir ikili trabzan yapacağız. Bir zincirimiz bizim ikili trabzanımız olmuş olmuyor. Fakat ikili trabzanımız biraz kalın bir ikili trabzan olmuş oldu. Bütün tığ işi yelek çalışmalarında bu şekilde dönüşler yaparsanız daha muntazam bir görüntü elde edersiniz. Şimdi ben 9 tane ikili trabzanımı artışımızı yapacağımız yere kadar örüyorum. Sizler videoyu durdurup ilk başlangıç sıramızı yapıp daha sonra devam edebilirsiniz. Videonun sonunda şema çalışmasında koyacağım arkadaşlar.
Evet. Şimdi arttırma yapacağımız yere geldik. Bu bizim V çalışmamız. V çalışmamızdaki ilk trabzanımızın üzerine batarak artık 9 değil, ikinci sırada 10 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Ve V çalışmamızın içerisine de 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğumuzun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Arttırma işlemimiz bu şekilde. Arkadaşlar yine şöyle ilk trabzanımızın içerisinden batıyoruz. Bütün trabzanlarımızın üzerine ikili trabzanlar yapıyoruz. V çalışmamızın olduğu yere gelince tekrar V'mizin içerisine hem şu tek olan V'lerimizin üzerine yapıyoruz hem de içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Genelde robalarda bir bir de arttırma yapılıyor. Biz ilk 3 sıramızı bu şekilde arttırma yapacağız. Bakın bu şekilde arttırma yaptığımız zaman yeleğimiz daha dik durdu. Yani şu şekilde ilerlemiyor da bu şekilde böyle yaygın durmuyor da sanki biraz kollarımız böyle kalın askı şeklinde daha yüksek bir görünümü oldu. O yüzden arkadaşlar ilk 3 sıra yani bir ikincisini yaptım ben şu anda. İlk 3 sıramızda arttırmalarımızı V çalışmalarımızın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan olarak yapıyoruz. Köşelerde de bir zincirle dönüp hemen dibine batıyoruz. 3 sırayı tamamladıktan sonra robamız için artık birer tane artış yapacağız. Şimdi ilk 3 sıramızı tamamlayalım. Sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, 3 sıramızı tamamladık. 3 sıramızı yaparken köşelerde ikişer tane ikili trabzan, aralarda da 2 zincir çekmiştik. Şimdi 4. sıramızda bakın şöyle arttırma noktamıza kadar ben ikili trabzanlarımızı ördüm. 14 tane ikili trabzanımız oldu 4. sıramızda. Şimdi bir tane ikili trabzanımızı V'mizin içerisine yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve artık diğer ikili trabzanlarımızın üzerine de ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Bundan sonra robamız bitene kadar bu şekilde yapacağız. Artık hep bir bir artırma yapacağız. Toplamda 8 sıra olacak robamız. 3 sırası ikili artışlar, kalan 5 sıramız ise birli artışlarla robamızı tamamlayacağız. Evet, 8 sıramızı ördükten sonra örnek kurulumu için tekrar görüşüyoruz. Robamızın 7 sırasını tamamladım. 8. sıramızı da ilk V'mizin yani arttırma noktamızın olduğu yere kadar ikili trabzanlarımızı ördüm. Ve boşluğumuzun içerisine bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra şimdi kol ayrımımızı yapacağız. Ve ikinci V'mizin yani ikinci arttırma noktamızın içerisine gelerek bir tane ikili trabzan yaparak ilk kol ayrımımızı yapmış olacağız. Ve diğer arttırma noktamıza kadar ikili trabzanlarımızı yapacağız. Ve üçüncü arttırma noktamızdayız. Şimdi boşluğumuzun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Buraya kadar bakın birleştirdik. Bu şekilde oldu.
Ve bir tane 2 litre abzanı boşluğumuza yaptıktan sonra son arttırma noktamızın içerisine bir tane 2 litre abzan yapıyoruz. Ve diğer 2 litre abzanları sırasıyla üzerine yine 2 litre abzanlar yapıyoruz. Böylece robamızı tamamlamış olacağız. Ve bir üst sırada örnek kurulumuna başlayacağız. Aynı sayılarla örmeme rağmen ilk ileğimize göre bu oldukça büyük oldu. 1, 1,5 hatta 2 yaşa kadar giyilebilir. Arkadaşlar robamızı tamamladık. Son hali bu şekilde oldu. Şimdi ben farklı bir renkle örnek kurulumuna geçeceğim. Hemen şu ipimizi kestiğimiz yerden örgümüzü tersine çeviriyoruz ve ilk trabzanın üzerinden şöyle bir ilmek çıkartıp bir tane zincir çekiyoruz. Sonra yine aynı trabzanın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi zincir çekmeden iki tane trabzanımızı atlıyoruz. Üçüncüsünün içerisine üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki ve üç. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Yine aynı yere batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle iplerimizi arada yürütmeye çalışıyorum. Bir ikili trabzan daha yaptık. Şu şekilde bir köşemiz oluştu. Şimdi yine zincir çekmeden iki tane trabzanımızı atlıyoruz. Üçüncüsünün içerisine üç tane ikili trabzan yapıyoruz. İki ve üç. İki zincir. Aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki. İki tane trabzanımızı atlayıp üçüncüsünün üzerine üç tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve 3. Şimdi 2 zincir ve aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. Modelin orijinalinde, yani bu örneğin buraya kurulumunu yaptığım örneğin orijinali aslında 3 tane trabzan atlayıp 4.sünün içerisine veya 4 tane trabzan atlayıp 5.sünün içerisine bu köşe kurulumunu yapıyoruz. Fakat burada şu yeleğimizin şu şekilde biraz daha geniş olabilmesi için ben 2 tane trabzan atladım. Eğer 3 tane atlarsam bu şekilde düz olarak aşağı ineceği için aralarda daha az trabzan bıraktım. Şimdi bir kez daha göstereyim. 1, 2 tane trabzan atlıyoruz. Üçüncüsünün içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden 2 trabzan atlıyoruz. Üçüncüsünün üzerine yine trabzanlarımızı yapıyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Sırayı tamamlayana kadar bu şekilde yapalım. Dönüşleri de gösterdikten sonra örnek kurulumumuz bitmiş olacak. Evet, sıra sonunda son köşemizi yaptıktan sonra zincir çekmeden kenar trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz.
ve 3 tane zincir çekip ördüğümüzü çeviriyoruz. İlk 2 zincir boşluğumuzun içerisine tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı yere bir ikili trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden diğer 2 zincir boşluğumuzun içerisine atlıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İpim pamuklu ip olduğu için böyle yarıldı biraz. Evet, zincir çekmeden 2 zincir boşluğumuzun içerisine atlıyoruz. Tekrar 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane daha aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Köşe dönüşünü gösterdim arkadaşlar. Sürekli aynı işlemi yapıyoruz. Buradaki köşe boşluklarının içerisine aralarda zincir çekmeden 3 tane trabzan, 2 zincir, 1 tane trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bu şekilde 14 sıra öreceğiz. Veya sizler uzunluğu yeterliyse 12 sırada örebilirsiniz. Şimdi bir de hem ipimizi hem tığımızın numarasını büyüterek aynı sayılarla örmüş olduğumuz yeleğimizin ne kadar büyük olduğuna bakalım. Bakın şöyle üstüne koyduğum zaman oldukça, şöyle yukarıdan koyduğumda hatta şuraya kadar gelmiş. Daha bir sıra ördük örnek kurulumundan. Yani bu 6 ay 1 yaş arasıysa bu da 1-1,5 hatta 2 yaşa kadar rahat kullanılabilir. Arkadaşlar yeleğimizin üzerini süslerken şöyle küçük çiçekler yaptım ben. Biraz böyle sarı ve beyaz papatya görüntüsü vermeye çalıştım aslında bütün olarak. 5 tane zincir çekip bir halka yaptım, kapattım ve 5 zincir çekip bir sık iğne, 5 zincir çekip bir sık iğne şeklinde 4 yapraklı bir çiçek elde ettim ve son sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimi biraz uzun bırakarak kestim ve o uzun ipimle de tekrar buralara çiçeklerimi diktim ve sarı rengimle de bir çiçek yapıp onu da buraya diktim. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.